Var sözü onlara bırakalım. Evet, gerçekten burada arama kurtarma ekipleri büyük bir özveriyle sürdürüldü. Ve gizli kahramanlar da vardı. O gizli kahramanlardan biri de jandarma arama kurtarma ekipleriydi. Şimdi yanımızda özel bir komutan var. Tabur komutanı, jandarma tabur komutanı. Evet, öncelikle kendinizi tanıtır mısınız efendim? Jandarma binbaşı Burak Özer. Jandarma arama kurtarma tabur komutanıyım. Evet, kaç gündür buradasınız? Ne kadar çalışma yürüttünüz burada? Jandarma Arama Kurtarma Taburu, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nın bir taburudur. Ankara'da konuşluyuz. Yaklaşık 300 kişilik bir ekiple, 300 kişilik profesyonel bir ekiple arama kurtarma faaliyeti icra ediyoruz. Görevlerimiz yurt içinde deprem, sel, su baskını, toprak kayması, çığ, büyük felaketler ve insan kaybolmalarında görev yapıyoruz. Emir verilirse İçişleri Bakanlığı tarafından yurt dışında arama kurtarma faaliyeti icra ediyoruz. Nasıl çalışmalar yürüttünüz burada? Özel çalışmalar da yürüttünüz. O çalışmalardan biraz bahseder misiniz? Evet. 20.55'te deprem haberini alır almaz İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirildik. Arkadaşlarımız mesai saatlerinde içerisinde 15 dakikada, mesai saatleri dışarısında ise 1 saat içerisinde Ankara'dan araçlarımızla, teknik ekiplerimizle süratle olaya müdahale edecek şekilde biz hazırız. O günde, o gecede yarım saat içerisinde toplandılar ve hava kuvvetlerine ait uçaklarla süratle havalimanına indik ve bölgeye oryante olduk. Hemen arkamızda gördüğümüz enkaz ve diğer enkazlarda, 3 tane enkazda görev aldık. Timimizi 60 kişi olarak geldik buraya. Ekibimizi 3'e böldük. Her 3 enkazda da eşit sayıda arama kurtarma köpeklerimizle beraber, teknolojik cihazlarımızla beraber müdahale ettik. Mucizelere tanıklık ettiniz. Biraz onlardan bahsedebilir misiniz? Tabii o mucizeleri, hala umudun tükenmediğini gösterdiniz o arama kurtarma çalışmalarında. Evet. Burada ilk anda elle gözle arama yapıyoruz. Mütakibinde arama kurtarma köpekleriyle enkaza giriyoruz. Ardından teknolojik cihazlarımızla, sensörlerle, göçük altı görüntüleme cihazlarımızla, göçük altı dinleme cihazlarımızla, göçük altında herhangi bir ses hangi sensörden duyarsak o sensörün olduğu bölgeyi artık hedef alıyoruz. Ve binanın yıkılış şekline göre en uygun teknikle ya kuyu tekniğiyle aşağı doğru iniyoruz tepelerine ya da galeri tekniğiyle yandan giriyoruz. Her iki enkazda da burada enkazlar yüksekti. Dörder beşer katlı apartmanlardı. Yukarıdan aşağıya kuyu tekniğiyle inme iktisa etti. Yukarıdan indiğimiz anda 3 tane teyzeyle zaten hemen karşılaştık. Onları dışarı aldık. Diğer tarafta Mustafa Paşa Caddesi'nde. 3 tane teyzenin bir tanesi bize 4 kişilik bir aile daha var deyince biz artık hedefe kilitlendik. İndiğimiz kuyudan yan tarafa doğru galerimizi açtık ama karşımıza kolonlardan, kirişlerden, tablo betonlardan oluşan bir kütle geldi. Arama kurtarma faaliyetimizi aksattı. Evet, farklı bir teknik vardı. Hayat havuzu diye bir teknik var. Bu onu, sizi evet, özel o mi? Medyada öyle biliniyor ama bütün arama kurtarma ekiplerinin uyguladığı tekniktir aslında bu. Kuyu tekniği. Şeyler var evet. Biraz kuyu tekniği yukarıdan aşağıya binanın yüksek katlı olmasına dolayısıyla kuyu tekniğiyle yukarıdan aşağı ineriz. Eğer ki bina 1-2 katlı 3 katlı ise biz yandan gireriz. Üzerinize düşecek moloz enkaz yanı sizi desteklerinizi öldürmeyebilir. Aksi takdirde 5-6 katlı yüksek binalarda siz yandan girerseniz yıkıldığında üzerinize bütün bina çökmüş olur. Evet. Bu yüzden kuyu tekniğini kullanarak indik. Teyzenin dediği gibi 4-5 metre ileride başka bir kuyu tekniğiyle tam tepelerine inmek istedik ailenin. Ve öyle de oldu. Yusuf Yüzbaşım Ayşe Hanım'la irtibat kurdu. Kadının bebeğinin olduğunu bize geldi hızlıca söyleyince işin boyutu değişti. Çünkü ben de bir babayım. Benim de evlatlarım var. İçeride bir çocuk var canlı. Annesi var canlı. Bizim almamız lazım onları sağ salim.
Enkazımızı galeriye çevirdik. Çok riskli bir hareket. Kabul edilebilir. Bütün riskleri aldık. Ve müteakibinde Ayşe Hanım'a Zehra Asubay'ımızı galeriye soktuk ve onunla beraber elini tuttu, konuştu sürekli. Uyutmadı, zinde tuttuk. Ayşe Hanım'ın takatinin kesildiğini hissedince süratle UMKE'den bir bayan arkadaşımız da gene enkazın içerisinde serumunu yaptı, ilaçlarını verdi, kan şekerini sürekli ölçtü, tansiyonunu UMKE ekibine yukarıya bildirdi. Telsizle yukarı anlık olarak Ayşe Hanım'ın sağlık durumunu takip ettik. Tabii bu esnada Ayşe Hanım'ın bir yanında bebeği var, canlı. Üzerinde eşi var, bebeği ve Ayşe Hanım'ı kavramış bir şekilde vefat etmiş. Diğer tarafta da 12-13 yaşlarında çocukları var, erkek çocukları vardı. Erkek şahsı aldığımız takdirde bütün enkaz Ayşe Hanım'ın üzerine yığılacaktı. Çünkü erkeğin üzerinde büyük bir kolon devrilmiş. Çekildiğinde boşluk dolayısıyla bütün enkaz oturabilirdi. Çok riskliydi ama Ayşe Hanım ve bebek için o riski almak zorundaydık. Vidalı destek barlarımızla, takozlarımızla enkazı güçlendirdik. Hava yastıklarımızda kaldırabildiğimiz şeyleri kaldırdık. Artık en sonunda artık çıkartacağımızı kanaat getirince önce bebeği aldık, biliyorsunuz, görmüşsünüzdür. Onlara tanıklık ettik. Sonrasında o 12-13 yaşındaki çocuğu çıkarttık. En son artık tabii bu işleri yaparken artçı sarsıntılar oluyor. Sizin burada hissetmediğiniz deprem, biz içeride sağa sola sallanıyoruz. Yukarıda enkazın üzerinde bir insanın yürümesi dahi aşağıdan hissediliyor. Artçı sarsıntıların olmadığı bir anda süratle önce vefat etmiş olan eşini, sonra da Ayşe Hanım'ı oradan çıkartmak Rabbim bize nasip etti. Mutluyuz, gururluyuz. Bu ekibin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Evet, efendim, bir ekipten bahsettiniz, hemen orada bir söze girmek istiyorum. JAK ekipleri nasıl eğitimler alıyor, ne kadar eğitim alıyor, biraz bahseder misiniz bize? Evet, biz Jandarma Genel Komutanlığı personelleri içerisinde özel nitelikleri olan personelleri özel sınavlarla seçerek alıyoruz. 8 haftalık bir yeterlik eğitime tabi tutuyoruz. 8 haftanın sonunda başarılı olan personeli ise 52 haftalık bir idame eğitimimiz var. 52 haftalık bir idame eğitiminin içerisinde her türlü konular var. Sel su baskınlarında dahi, çığda, selde, heyelanda, depremde, insan kaynaklı kaybolmalarda hareket tarzlarını içerecek şekilde eğitim programımız var. Bizim ilk defa gördüğümüz bir enkaz değil bu. Biz her hafta bu enkaza giriyoruz. Ekibimiz, herkesin ayrı bir ihtisas alanı var. Kayıt emniyet irtibat uzmanımızın görevi belli, sağlık uzmanının belli, arama kurtarma uzmanlarının belli. Kimin hangi makinayı kullanacağını herkes çok iyi biliyor. Bizim çok bir şey söylememize gerek kalmıyor. Sadece yurt içinde mi, yoksa yurt dışında da çalışmalar yürütüyor musunuz, arama kurtarma çalışmaları? İçişleri Bakanlığı tarafından görev verilirse yurt dışında da faaliyetlere katılabiliriz. Evet. Zehra Subay'ım burada. Evet, onu da alalım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başka bir kahramana mikrofon uzatmak istiyorum. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Sizi de tanıyabilir miyiz? Jandarma Subay Çavuş Zehra Yıldız, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı bünyesinde Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı'nda afet uzmanı olarak görev yapmaktayım. Depremi öğrendikten sonra bir saat içerisinde hemen yola çıktık ve uçakla Elazığ'a geldik tüm ekibimle birlikte. Bölgeyi intikal ettikten sonra ilk tespitlerimizi yaptık ve enkaza hemen giriş yaptık. Çalışmalarımıza başladık. Tabii en başından beridir ben ekibimin yanındaydım. Onlara hep yardımcı oldum. En başından beridir yanlarındaydım ama en son kurtarmış olduğumuz Yusra Bebek ve Ayşe Yıldız en çok bizi duygulandıran anlar oldu. Çünkü en son yaralılardı ve Ayşe Yıldız'ın sesini duyuyorduk. Ayşe Yıldız sürekli önce çocuğumu kurtarın diyordu bir anne yüreği olarak. Önce çocuğu olan Yusra bebeği kurtardık. 2,5 yaşında bir kız çocuğu. Siz onu ellerinizle kurtardınız. Yani ellerinizle bütün anlara tanıklık ettiniz aslında. Toprağı aldınız, oraları dediğim gibi açmaya çalıştınız o enkazı. Evet, yani çok duygulu anlardı. Hepsinde bulunarak yardımcı olmaya çalıştım.
Sadece benim değil, tüm ekibin gözleri yaşardı. Hepimizin gözleri doldu. Aynı zamanda sağ olarak çıkardığımız için de çok sevindik, mutlu olduk. Daha sonrasında Yusra bebeği çıkardıktan sonra ben tekrar Ayşe Yıldız'ın yanına giriş yaptım. Kazmış olduğumuz bir kuyu yaklaşık 5-6 metre derinliğindeydi. Oradan küçük bir delik açmıştık ve o delikten üstümdeki montu, dizliğimi, dirsekliğimi çıkartarak başımda sadece baretim kalarak içeri girebildim. Ancak sürünerek. Girdiğimde karşılaştığım ilk manzara beni çok duygulandırdı. Çünkü görmüş olduğum manzara bir baba eşine ve çocuklarına siper olmuş vaziyetteydi. Anladığım kadarıyla tam kapıya ulaşmış ve çıkmak üzerelerken enkazın altında kalmışlar. Çünkü üstlerinde kapı, çelik kapı ve kolon vardı. Onların o halini ilk manzarayı gördüğümde çok hüzünlendim. Ama tabii soğukkanlılığımı korumaya çalıştım. O esnada Ayşe Yıldız'ı da ayakta tutmaya çalışıyordum. Çünkü hayattaydı. Sadece belden aşağısı enkazın altındaydı. Onunla sürekli konuştum. Seni almadan buradan çıkmayacağım dedim ki iyi ki de demişim. O ona çok büyük moral verdi, güç verdi. Kendi elleriyle sırtındaki taşları alıp atmaya çalıştı. Daha sonrasında UMKE ekibinden bir kadın arkadaşımızı istedim ki tıbbi yardım yapalım. Çünkü zamana ihtiyacımız var ve bir yandan ölümle yaşam arasında bir çizgide aslında yarışıyoruz orada. Üst taraftan da başka bir delik açılarak farklı yoldan çıkarmaya çalışılıyordu. Ben enkazın altındayken. UMKE ekibinden gelen arkadaşımız serum bağladı. Şekerini, tansiyonunu vesaire ölçebildik o anda. Ateşini ölçebildik. Tıbbi yardım da sağladık. Çıkartılana kadar onunla birlikte enkazın altındaydım ben de. Çok şükür onu da sağ çıkardık. Ama tabii eşi ve erkek olan çocuğu çoktan vefat etmişlerdi. Tabii bu bizi hem üzünlendiren, vefat edenler için hem üzünlendiren hem de onu sağda çıkartabildiğimiz için, onu ve çocuğunu sağ çıkartabildiğimiz için sevindiren durumlardı. Çünkü mucize bir kurtuluştu evet. Onlarınkisi. Yani umarım bir daha Türkiye'nin başına böyle bir deprem gelmez. Çok zor gerçekten. Benim de buradaki yani depremde olan ilk görevimdi. Buna rağmen profesyonelliğimizi ve soğukkanlılığımızı korumaya çalıştık. Elimizden gelenin hepsini yapmaya çalıştık. Bir kadın astsubay olarak da burada görevi yaptığım için, bir umut ışığı olabildiğim için gurur duyuyorum. Efendim, kadın olarak bu çalışmalarda bulunmak nasıl bir duygu peki? Şöyle söyleyeyim, görevimizi yaparken duygularımızı bir kenara bırakıyoruz. Çünkü profesyonel olarak çalışmak zorundayız. Ayşe Yıldız'a zaten destek olurken de ondan hüznümü ve üzüntümü gizlemeye çalıştım. Çünkü orada soğukkanlılığımı korumasaydım o benden destek alamazdı. Çünkü ona hüznümü, üzüntümü hissettirseydim o belki de kendini ölüme teslim edebilirdi. Belki de uyuyabilirdi. Çünkü uyuması demek onu orada kaybetmemiz demekti aslında. Yani kadın aslında... Bu kadar da yapabilir mi denilince üzülüyorum. Evet yapabiliyoruz. Yani Türk kadını çok güçlü. Burada da bunu temsil ettiğim için de ayrıca gurur duyuyorum. Sizin vesilenizle beni burada görevlendiren tüm komutanlarım ve sıralı amirlerime de teşekkür ediyorum. İyi ki burada olmuşum. İyi ki bir umut ışığı olmuşum. Elimi uzatabilmişim. Peki nasıl tehlikeler atlatıyorsunuz? Böyle yerlere giriyorsunuz. Tabii çok zor bir durum. Hala deprem devam ediyor. Aşçılar devam ediyor bir yerden. Böyle yerlere girerken bir tehlike altında mısınız? Risk altında mısınız? Evet kesinlikle. Yani söylediğim delikten benim fiziğimde bir insanın bile zor girmesinden bahsediyorum. Ki üstümdeki montu, dizliğimi, dirsekliğimi çıkartarak sadece başımdaki baretle girdim ben. Aynı zamanda biz enkazın üstünde ben oraya girdiğimde de artçı depremler oluyordu. Evet. Fakat ben bunu asla düşünmedim. Çünkü ben de onunla birlikte orada kalabilirdim. Ama bu aklıma oradayken hiçbir şekilde gelmedi. Tek amacımız, görevimiz oydu zaten. Onu oradan sağ çıkartabilmekti. Çok şükür onu da başardık. Ederim yerimize katıldığınız için. Evet iki kahramanla konuştuk gerçekten. Anlatırken hala ikisinin de gözleri doluyordu. Gerçekten büyük bir özveriyle çalışmalarını yürüttüler soğuk havaya rağmen. Hiçbir şekilde tabii bu onlar için bir şeyler olmadı tabii. Onlar çalışmalarını devam ettiler. Her zaman da özverili şekilde devam edeceklerini söylediler. O mucizelere de tanıklık ettiler. Burada durum böyleydi. Sürsürü mahallesindeki çalışmalar bitti, sona erdi. Burada artık enkaz kaldırma çalışmaları devam edecek deyip sözü noktalayalım.
Evet, Dilek Doğan jandarma arama kurtarma taburundan komutanlarla konuştu. O KCD'de yazdığımız gibi o kahramanlarla konuştu. 3 günlük bir süreçti bu. Hem jandarmadan hem AFAD, UMKE, itfaiye ekipleri, 112 acil servis ekipleri orada 3 gün boyunca gece gündüz demeden çalıştılar ve 45 vatandaşımızı sağ salim enkaz altından kurtarmayı başardılar. Efendim onlara bir kez daha teşekkür edelim. Ayrıntılarla yine devam.